Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü Call of Duty Warzone videosunda bu gizli sığınaklar var ya, oralara nasıl giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Evet, daha önceden bununla ilgili video hazırlamıştım. Fakat o video değişti. Sezon 4'te kaldı. Sezon 5'te bazı sığınaklara şifreyle giriş getirdiler. Hatta bazı da gizli odalar getirdiler. Şimdi sizlere tüm yeni odaların nerede olduğunu ve eski sığınaklardan hangisinin değiştiğini ve girerken gerekli olan şifrelerin hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Hadi öyleyse hemen geçelim videoya. Öncelikle bir numaralı sığınağın yerini eski videolardan biliyorsunuzdur. Yine de bilmiyorsanız yere hemen Boneyard'ın sol tarafında bulunan kayalıkta. Burada bazen shopta oluyor ya hani, oradan yerini daha rahat çıkarabilirsiniz. Ama yine de çıkaramazsanız da haritaya dikkatli bir şekilde bakın. İçeri girmek için girmeniz gereken şifre ise 9, 7, 2, 6, 4, 1, 3, 8. Yine önceden bildiğiniz 3 numara sığınak için ise Boneyard ile Storage Town arasında ama sol tarafında kalan duvar gibi bir yapı var ya, oraya gitmeniz gerekiyor. En sağdaki kapıdan içeri girdiğinizde alt tarafa gideceksiniz ve sığınağın kapısına ulaşacaksınız. İçeri girmek için gerekli olan şifre ise 8 7 6 2 4 8 5 1. On numaralı sığınak da yine önceki sezonda girebildiğiniz bir yerdi Red Key kartla. Fakat bu sezon itibariyle sadece şifreyle girebiliyorsunuz. Yeri ise haritanın güneyinde bulunan spiral merdivenli heykel var ya, onun sağ alt tarafındaki sığınak girişine gitmeniz ve 6 0 2 7 4 5 1 3 şifresini girdikten sonra kapıyı açmanız gerekiyor. Şu ana kadar gösterdiğim tüm yerler eski sezonda Red Key kartla girebildiğiniz yerlerdi. Şimdi de size yeni eklenen gizli odaları nasıl giriş yapabileceğinizi göstereyim. Yeni sezon ile açılan ilk gizli oda Prison'ın yanındaki bu küçük kulübede. Şifre olarak 7-2-9-4-8-5-3-1 girdikten sonra içeriye ulaşabiliyorsunuz. Buranın notu çok kötü olsa da içeride genelde bir tane kutu oluyor ama hiç belli olmaz arkadaşlar, kulaktan döndükten sonra ilaç gibi gelebilir orası. 5. sezonla birlikte açılabilen diğer bir gizli oda ise Farmland'de. Burayı bulması biraz daha zor olabilir çünkü bir sürü ev var burada. Ya hangisine gideceğiz, hangisinin alt katı demeyin. Bulmanın kolay yolu haritadan baktığınızda en büyük ev burası arkadaşlar. Ayrıca evin dış kısmında da kocaman yengeç gibi bir sprey var. Bunu görmemeniz imkansız zaten. Bu eve geldiğinizde alt katından 4 9 2 8 5 1 6 3 nolu şifreyi girdiğinizde kapılar açılacak ve içeriye lootlayabileceksiniz. Halihazırda Farmland'de inip lootluyorsanız mutlaka uğrayın derim. Buranın şifresini mutlaka bir yere notepad'e falan kaydedin. Her geldiğinizde şifre aynı olacak, buradan girebileceksiniz. Bir diğer gizli odamız ise TV Station hemen dışarısındaki küçük kulübede. Buranın loot'u da sizi tatmin etmeyecek biliyorum ama yol üstünde uğrayarak bedava killstreak alabilirsiniz. Odayı açmak için gereken şifre ise 2 7 4 9 5 8 1 0.
Biraz önce söyledim biliyorum ama bu odalarla, şifrelerle alakalı bilmeniz gereken önemli şey şifreler değişmiyor arkadaşlar. Yani ne demek oluyor bu? Her oyun buraya aynı şifreyle gidebilirsiniz. O yüzden sizlerle paylaştığım şifreyi mutlaka köşeye bir yere kaydedin. Yolunuzun üstünde olur, kulaktan döndükten sonra olur, kullanabilirsiniz. Ayrıca Plunder'da da ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Hepiniz böyle loot'un fazla çıktığı böyle farmland gibi ya da bunker gibi yerlere gidip ayrılırsanız içeriden yaklaşık olarak 200 bin civarı para çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Eğer 3 kişi 4 kişi dağılırsanız aynı anda böyle 200 binden 4 kişi 800 bin eder. Direkt Plunder'a birinciliğe oynayabilirsiniz. Bu taktiği deneyebilirsiniz. Normal Battle Royale'de de kulaktan döndükten sonra kullanabilir ya da hali hazırda yolunuzun üstündeyse yaklaşık bir dakika vaktinizi ayırırsınız, o kadar sürmez bile, bedavadan killstreak elde edersiniz. Yani bence kullanışlı. O yüzden dediğim gibi bu şifreleri not etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her oyun aynı kalıyor, hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı zamanda şifrelere de kolay ulaşabilmeniz için aşağıda yorumlara da sabitliyorum. Tekrar tekrar videonun burasına sarıp o şifre neydi falan diye uğraşmayın. Tekrar tekrar sizi videoyu izletmek zorunda kalmayacağım. Bu videonun da artık sonuna geldik. Ne diyelim? Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Eğer yaradıysa bir beğeniyi çok görmeyin. Aşağıdan tıklayıverin arkadaşlar. Aynı zamanda da 4K ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için, her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için yine aşağıdan abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.